Çözümü çok uzun olmayan bir soru. Ne demiş bebeğim soruda? X ve Y sıfırdan farklı birer doğal sayıdır. X bölü 7 bölüm 6 kalan Y demiş. Yukarıda verilen bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştirildiğinde kalan değişmediğine göre demiş. Yani sen şunu yazabiliyorsun. X bölü 6 bölüm 7 kalan ne? Kalan yine Y. Ne dedi bize? Bölenle bölüm yer değiştir. Kalan değişmeyecek. Şimdi böyle bir bölme işlemi gördüğünde senin şunu yazman gerekiyor. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölen çarpı bölüm artı kalan. İkincisi de şu. Kalan her zaman bölenden küçük olacak. Kalan her zaman bölenden küçük olacak. Bak bunları yazdım ben. Bu birinci bölme işlemine göre yazdığım arkadaş. İkinci bölme işlemine göre yazalım. Yine bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Zaten bakın değişmiyor burada. X eşittir 6 çarpı 7 42 artı Y. X eşittir 6 çarpı 7 42 artı Y. Bunlar değişmedi zaten. Bir de burada neyi yazacaksın? Kalan bölenden küçük olacak. Kalan 6 küçük olacak. Bak soru bitti burada. Şimdi sen burada zaten bu arkadaşları kullanmayacaksın. Bu arkadaşlarla senin işin yok. Ben bunları hani bilin diye yazdım sadece. Benim işim neyle var? Benim işim bu arkadaşlarla var. Bakın Y 7'den küçük çıktı. Y 6'dan küçük çıktı. İkisinin de sağlanabilmesi için o zaman Y'miz 6'dan küçük olacak. Yani 7'den küçük olması 6'dan küçük olması. Biz burada küçük sınırı kabul edeceğiz. Y demek ki 6'dan küçük olacakmış. Bu arada sıfırdan farklı birer doğal sayı demiş X ve Y için. Sıfırdan farklı olması da bizim için önemli. Yoksa kalan sıfır olabiliyordu. Ama bize burada sıfırdan farklı demiş. O zaman Y'nin alacağı değerler 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak. Yani cevabımız ne gelecek? Bursa seçeneği gelecek. Sıfırı alamıyoruz. Sıfırdan farklı demiş. Güzel bir soru. Basit bir soruydu. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.